Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Arkadaşlar kürü bitirdim. 20. haftaya geldim. Ve bu fotoğrafı neden koydum? Şimdi size onu anlatacağım. Bu fotoğrafta 98 kiloyum arkadaşlar. Ve gerçekten sulu ve yağlı bir görüntüm vardı. Dedim bir kür planlaması yapayım. Ama yani kilom düşedebilir. Yükseledebilir bilmiyorum. Ama birazcık daha yağsız kas kütlesi kazanmak hedefimdi. Şimdi size yaptığım plandan bahsedeceğim. Arkadaşlar araştırmalarıma göre ve vücudumda da gerçekten bu şekilde hissettim. ilacın etkisini dördüncü haftadan sonra almaya başlıyorsun. Yani dördüncü haftanın sonlarına doğru zirve zirveye çıkıyor. Özellikle de testosteron bakımından. Yani libidomda mükemmel bir artış. Daha böyle işte enerjiliyim. Daha böyle antrenmanı yaparken Pampisiyatımın arttığını fark ettim. Özellikle de 8. haftalara geldiğim zaman vücudumda inanılmaz bir değişim, inanılmaz bir açılma olmaya başladı. E, 98 kiloydum ve giderek kilo vermeye başladım. Bu fotoğrafta da fark etmişsinizdir biraz öncekinde. bel simitinde falan yağlanma bayağı vardı. Kilolarımı yavaş yavaş düşürdüm. Sürekli temiz beslendim. Yüksek protein tuttum. Karbonhidratı medium düzeyde aldım. Ve bu süreçte de gerçekten sürekli poz çalıştım. Özellikle de sırt çalıştım. Çünkü sırtımda eksiklik olduğunu biliyordum. Daha da büyütmek istedim kendimi açıkçası. Bu yüzden de testosteron, enantat, boldenon ve deka kürünü tercih ettim arkadaşlar. Bir de size şunu söyleyeceğim bir sporcunun zaten sırf hacim almak için veya hacim almak istiyorsa hiçbir zaman %15 yağ oranını geçmemesi lazım arkadaşlar. Ben bunu böyle düşündüm. Yani o 97-98 kilo halime geldiğim zamanda da yani göbeğim vardı, bel simitlerim vardı ve yani sulu bir görüntüm vardı. Yani profesyonel olmak istiyorsan kullandığın ilaç mı şuymuş buymuş fark etmiyor. Yani öyle çok fazla kilo almanıza gerek yok. Vücudunuzu yormanıza, yıpratmanıza da gerek yok. Çünkü temiz kalmanın şöyle avantajları var. Yarın bir gün bir definasyon körüne girdiğin zaman ev vücudundaki o yağları atmak daha kolay oluyor. Ben daha önceden çünkü böyle bir hata yapmıştım. Gereğinden fazla yağlanmıştım ve o yağları yakana kadar gerçekten imanım gevremişti. Yani çok zordu. Siz de hiçbir şekilde, hiçbir zaman o şekilde yapmayın. Bir sporcu bu döneminde de %15 yağ oranını geçmemeli. Çıtırdan karın kaslarının gözükmesi gerekmekte diye düşünüyorum. Ve genelde çoğu profesyonel sporcu da bu şekilde düşünüyor zaten arkadaşlar. Bu yüzden kilomu 88 kiloya kadar düşürdüm. Hem de bunu ilk 4 haftada yaptım. Ve proteini yüksek alarak yaptım. E, hala buralarda 94 kilo falanım yani bu videoda. İlk 4 haftada verdiğim kilonun bana şöyle bir faydası oldu. İnsülin hassasiyeti denen bir şey var arkadaşlar. Ee, sürekli yüksek kalori alırsanız bir müddet sonra vücudunuz tepki vermemeye başlıyor. Yani e, önce bir vücudumu temizleyip ondan sonra 4. haftadan 20. haftaya kadar kalorileri yavaş yavaş arttırarak e, istediğim hacme, istediğim size, istediğim yağsız kas kütlesine ulaşmak gibi bir hedefim vardı. Zaten bu kararları ben tek başıma almıyorum arkadaşlar. Benim de destek aldığım insanlar var ve bunu bir sonraki videomda sizlerle paylaşmak gibi bir planım var zaten ama şu anda bu konuyu es geçeceğim. Her amatör sporcunun yapacağı hataları ben de yaptım. Beslenmelerime dikkat etmediğim zamanlar oldu. Hiç antrenmanı es geçmedim yani kolay kolay antrenmanı bırakmadım ama hani beslenme konusunda hatalarım olmuştu. Şöyle bir düşündüm. Dedim ki bu iş yağsız kas kütlesi geliştirmekten geçiyor. Yani bunu sağlamalıyım. Benim de seksi, çıtır bir fiziğim olmalı diye düşündüm ve ağırlık kaldırmaya devam ettim. Proteini yüksek almaya devam ettim. Zaten arkadaşlar bir sonraki videolarımda da yani bir sonraki fotoğraflarımda da fark edeceksiniz. Bu 4 haftanın sonunda yani %80'imi vererek gerçekten iyi bir form tuttuğumu düşünüyorum ve o dördüncü haftanın sonunda istediğim fiziğe sahip olmanın ilk temellerini atacaktım arkadaşlar. Zaten dördüncü haftanın sonlarını görüyorsunuz. Yani cidden e, günde çift kardiyo yaparak bir an önce üstümdeki fazla yağlardan kurtulup e, insülin hassasiyetini devreye sokmak istedim arkadaşlar. Bundan yararlanmak istedim. E, bu da arkadaşlar vücudu uzun süre aç bıraktıktan sonra Vücuda ne verirseniz verin vücut hemen onu kasın içine çekiyor ve kas yapmaya başlıyor. 4 haftada zaten 4 haftada, 6 haftada geldiğim forma bakabilirsiniz arkadaşlar. Bacaklarda muazzam bir damarlanma vardı. Kısa sürede böyle beslenerek vücudumun böyle tepki vermesi beni bayağı motive etmişti ve temiz beslenmenin ne kadar mucizevi bir şey olduğunu bir kez daha anlamıştım ve dedim ki bu saatten sonra kütle koymaya başlıyoruz. Zaten definasyon küründe olmadığım için karbonhidratımı da yavaş yavaş artırmaya başlamıştım arkadaşlar. Temiz besleniyordum, kalori açığı oluşturmuyordum. Yani öyle çok aşırı bir kalori fazlası da almadım. Bu fotoğraflarımı zaten geçmiş videolarımda gördünüz. Benim için bu bu şekilde iyiydi. Yani buna ben kendim karar verdim. E, çok aşırı sulu ve paf bir görüntümün olmasını istemediğimden dolayı bu şekilde yavaş yavaş kas kütlesi inşa etmeyi düşündüm. Şu anda 20. hafta bitti arkadaşlar. Yani vücuduma ne kadar kas kütlesi koydum falan bunu bilmiyorum. Bunu ölçecek bir makineye veya cihaza sahip değilim. Ama sadece bildiğim şey şu. Küre ilk başladığım halimden çok çok daha iyi bir seviyedeyim arkadaşlar. En azından aynadaki görüntüm bunu söylüyor. Sonuçta podyuma çıktığınız zaman kimse sizin kolunuzun kaç santim olduğunu merak etmiyor. Sahnede ne kadar şık, ne kadar estetik durduğunuz önemli. O yüzden ayna görüntümden gayet memnunum. Kaslarım çelik gibi ve de sert duruyor. Yani kollarımdaki ve bacaklarımdaki damarlanmayı hala kaybetmedim. Kısacası bu kürün sonucu beni gayet memnun etti arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli konumuza arkadaşlar. PCT yapacak mıyım? PCT yapmayacağım arkadaşlar. Haftalık küçük miligramlarla testosteron almaya devam edeceğim. Bunu sporcular şu sebepten yapıyor yani diğer anabolik hormonların etkilerini minimuma indirip erkeklik hormonunu yani testosteronunu vücuduna küçük küçük dozlarla verip temiz beslenerek antrenmanları yapmaya devam ederek kür sonundaki e, kazandığı kütleyi kaybetmemek yani en azından bunu en aza indirmek. Benim de şu anda yaptığım bu size de bunu tavsiye etmiyorum. Yani zaten kan tahlili falan verdim vücudumda her şey gayet normal şükürler olsun hiçbir sağlık problemim de yok. Siz de böyle kararlar alırken profesyonel insanlardan veya doktordan destek alın tavsiye alın yani birileri sizi yönlendirsin ben böyle yapıyorum diye siz böyle yapmayın. Bunu yapma sebebim de arkadaşlar benim amacım sadece bir kür yapıp bırakmak değil. Bu YouTube işine girdim. Yani ben gerçekten ileride ciddi size'lar, ciddi kütleler koymak isteyen bir insanım arkadaşlar. Videomun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni takip edenler umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de zaten değişimimden bunu fark ettiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda ise çok güzel şeyler çekmek var aklımda. Onlar da sürpriz kalsın. Sağlıcakla öpüyorum gözlerinizden. Hoşçakalın. Bir de unutmadan kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.